Sevgili hemşehrilerim, çok güzelsiniz. Siz sahip çıktınız ve sizden aldığımız güçle 5 yılda İstanbul'un dört bir yanında bu vadileri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 14 yeni yaşam vadisini de gelecek dönem için hazırlıyoruz. Ve aslında İstanbul'un her noktasında yaşam vadileriyle donanmış muazzam bir şehir var edeceğiz. Yaşam vadileriyle, kent ormanlarıyla, parklarla İstanbul'un yeşil alanlarını misli misli büyüttük. Büyütmeye devam edeceğiz. Başka bir dönem yaşıyoruz hep birlikte. Başka bir dönem. Biz kötü zihniyeti 2019'da o devri kapattık. Şimdi 31 Mart'ta tarihe gömeceğiz. Tarihe gömeceğiz. Bizim yaptığımızı onlar yapamazdı. Yapmadı zaten. Onlar israfçı. Onlar rantçı. Biz ise icraatçıyız. Biz halkçıyız, halkçı. Biz halkçıyız. Onlar kendileri bile itiraf ettiler. Onlar ihanetçiyiz demediler mi? Öyle demediler mi? Onların ruhunda ihanet, bizim ruhumuzda merhamet var, merhamet. Merhamet var. Bu şehrin israfçılara ve rantçılara kaybedecek bir saniyesi bile yok. Biliyorum, bu şehrin bir daha ihanete uğramasına zaten bu şehrin insanları, güzel insanları, sizler asla izin vermeyeceksiniz. 31 Mart'ta onları böyle uğurlayacaksınız, öyle değil mi? İşte 2017 yılında hep birlikte 19 Mayıs'ta açtığımız o güzel vadiyle birlikte yaptığımız tercih bilinçli tercihti. Çünkü 19 Mayıs bizim için başka bir anı temsil eder. 19 Mayıs bir milletin kendi kaderini kendi elleriyle belirleme iradesinin simgesidir. 19 Mayıs deyince hepimizin içi kıpır kıpır olmaz mı? Gençliğimiz aklımıza gelmez mi? Özgürlük ve cumhuriyet yolunda Mustafa Kemal'in önderliğinde milletçe attığımız o ilk adımın, o güçlü adımın tarihi aklımıza gelmez mi? İşte o gündür o gün. Beylikdüzü Yaşam Vadisi o iradeye sahip çıkma ve yaşatma hedefiyle açılmıştır. Sizler o ruhla, o inançla yine insanlarımızın belki de var olması adına, ayakta kalması adına, direnci adına en çok değer verdiği demokrasi ruhuna ihanet edildiği akşam 6 Mayıs'ta yine hep birlikte buradaydık, öyle değil mi? Yine buradaydınız. İstanbulluların demokratik tercihini yok sayan, kendisini milletin üstüne koyan bir anlayışa karşı burada omuz omuzaydık, el eleydik, gönül gönüleydik. Öyle değil mi? Evet. Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'un seçimini bunlar uydurma bahanelerle iptal ettiler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne dediler? Hırsız dediler utanmadan. Hırsızlar dediler, öyle değil mi? Yahu daha öteye gittiler, çaldılar dediler. Sandıklarda terörist var dediler. Hatta sayı vererek 700 tane terörist tespit ettik dediler. Hatırlıyoruz değil mi? Bunları unutmayalım. Niye biliyor musunuz? Onlar için bu kelimeleri söylemek dünyanın en kolay işi.
Yahu birine durup dururken hırsız denir mi? Çaldı denir mi? Ya bu laf edilir mi? Bu lafı eden bir de kalkıyor seçimden sonra ne diyor? Siyaseten söylemiştik diyor. Yahu seçimi kazanmak için bunlar var ya bin bir takla atarlar. Atarlar mı? Ya dese ya burada bir arkadaşımız ya şuradan bin bir takla at, sana oy vereceğim, atarlar öyle değil mi? İşte o anlayışa son vereceğiz. O anlayışa son vereceğiz. İşte siz seçimi kazanmak için her yol mübahtır diyen anlayışa son vereceğiz. Vatandaşımıza zarar veren, o demokratik hakkını yok sayan o anlayışa son vereceğiz. Milli iradeyi esir etmek isteyenlere karşı işte siz burada tam bu noktada cıvıl cıvıl dimdik ayakta durdunuz. Dimdik ayakta durdunuz. Ve bunlar buzdolabında ceket çıkartıyorlar bize. Tamam anlaşacağız, dur. Kırmadan dökmeden umudunuzu güler yüzünüzle hiç kaybetmeden burada ne yaptınız biliyor musunuz? Güzel fıstık seni. Geleceğim, seni unutmadım. Geleceğim yanına. O güzel duruşunuzu nasıl tarifliyorum biliyor musunuz ruhumda? Nazım'ın sözleri gibi, bir şarkı söyler gibi direndiğiniz kötülüğün karşısında. Direndiniz. Milletin gururuna ve haysiyetine sahip çıktınız. Hep birlikte sahip çıktık. Ve bütün İstanbul'u, bütün Türkiye'yi İstanbul'un bu güzel yaşam vadisinde verdiğiniz ruhla ayağa kaldırdınız. O gece hep birlikte buradaydık. Hep birlikte haykırdık. Ne dedik hatırlıyor musunuz? Yolumuz uzun. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Öyle demedik mi? Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiz. Türk gençliğiz dedik. İşte Beylikdüzü'nün yaşam vadisinin o günden sonra ismiyle ortaya koyduğu ruhla yeni